Merhaba arkadaşlar, Ay'daki Adam'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok değerli bir isim, Ergi Deniz Özsoy. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kendisi bir biyolog, aslında profesör doktor ama titrileri kullanmıyor. Ve çok önemli bir kitabı, geçen yıl aslında yayınlanmış. Yani Charles Darwin'in meşhur kitabı, Türlerin Kökeni. O alanın tabii, kutsal yani, kitabı gibi bir şey. Yani evrimsel biyolojinin daha doğrusu temel başlangıç kitabı. Yeni bir çeviri olmuş ve ayrıca da notlar var. Evet, epeyce not ekledim. Her bölümü güncelledim aşağı yukarı okur. Çünkü bu kitabı anlamak bizim gibi faniler için çok kolay değil anladık. Yani biraz genel o bilim okurluğu ve biraz bir parça biyoloji bilgisi gerektiriyor. Evet. İki diğer kitapta Evrim, Bilim ve Tarih. Bu da geçen yıl çıkmış galiba. Geçen yıl çıktı o da. Bu biraz daha bizim gibi fanilerin anlayabileceği bir kitap. Seyirciler bilmiyor, tabii bilmeleri de gerekmiyor ama bizim aslında bu Ergi Hoca ile daha önce çektiğimiz bir bölümü tekrar çekiyoruz. Çünkü hard diskimiz patlamıştı geçen sene ve kurguladığımız programı kaybetmiştik. Hocamız da Ankara'dan sağ olsun tekrar geldi, sağ olun. Rica ederim. Hocam hemen gireyim. Evrim nedir? Şimdi evrim deyince aslında biyolojik evrimi diğer evrim kavramlarından ayırmak gerekiyor. Ama evrim bir grup özelliği, önce onu söyleyeyim ben. Dolayısıyla biyolojik anlamda evrim işte belli bir biyolojik özellik açısından mesela vücut ağırlığı olur, işte boy uzunluğu olur, işte sineğin kanat uzunluğu vesaire neyse, işte diyelim ki idrardaki glukoz miktarı olur. Bunlar açısından mesela bireyler arasında farklılıklar vardır. Çevreyle ilişkileri, yarattıkları biyolojik etki dolayısıyla bu farklılığın bir kısmı zaman mekan içerisinde o grup içerisinde yaygın hale geçer. Geçen kuşaklar boyunca. Bunun adı evrimleşme. Bu yeni türlerin oluşumuna veya bizim tür üstü kategoriler diye tanımladığımız böyle daha yüksek farklılıklara değin uzar gider. Dolayısıyla evrim biyolojik özelliklerin kalıtımsal değişimleri üzerinden gerçekleşen, kuşaklar boyu gerçekleşen türleşmelere kadar, türüstü farklılaşmalara kadar giden ve hala devam eden bir süreç. Şimdi bu bütün dünyada, öncelikle Amerika'da ve sonra bizde buna inanmama, yani evet, bunun olduğunu reddetme diyelim. Evet, çünkü evet, aslında bir inanç konusu değil bu. İnanç konusu değil, bu anlama konusu aslında. Çünkü şey... Hocam füze atsaydın. Yani kabul etmek de şey oluyor. Çünkü hani zorla sanki öyle bir şey değil. Kavranacak bu da bilim, standart bir bilim aslında yani. Yani dünyada bu hala tartışılıyor mu bilim insanları? Hayır, bilim insanları kesinlikle evrimi. Yani evrim bir olgu olduğunu tartışmazlar. Sadece belli gruplar açısından, belli özellikler açısından evrimleşmenin hangi yollarla gerçekleştiği konusunda şey vardır. Bilimsel tartışmalar vardır. Ama canlıların ortak kökenden değişerek türediklerine dair, bütün canlıların birbirlerine bir şekilde akraba olduklarına dair hiçbir şey yok, kuşku yok yani. Biliyorsunuz ben şeytanın avukatını oynadığım için bu bölümde de maalesef kreasyonistlerin tarafında olmam gerekiyor bazı durumlarda. Gerçekten şu bakınca ilginç geliyor. Yani tek hücreli bir canlının Mertcan'a dönüşmüş olması hani o süreci, bütün o milyonlarca yıllık süreci atlayınca tuhaf oluyor. Onu nasıl açıklıyor? Çok uzun bir zaman söz konusu her şeyden önce. Yani bizim kendi zaman algımızın dışından bakmamız gerekiyor. Biz buna jeolojik zaman diyebiliriz. Yaklaşık olarak bugünkü çalışmalar, işte fosil buluntular yaşamın tarihini 4.10'da 1 milyar öncesine kadar çekiyor bu gezegen üzerinde. Bu çok büyük bir zaman ve bu zaman sürecinde meydana gelen hem büyük çaplı, büyük yenilikler yaratan hem de küçük çaplı temel değişimler hakkında aşağı yukarı sağlam bilgi sahibiyiz. Dolayısıyla aslında bir evrimsel biyolog veya işte biraz biyoloji bilgisiyle evrim okuması yapan bir kişi rahatlıkla bu süreci anlayabilir, yani hazmedebilir. Biz o tek hücreliden Mertcan'a gelen süreci haritalandırabildik mi? Tabii, aynen. Peki Mertcan'dan tekrar tek hücreliye dönebilir mi hocam? O tabii mümkün değil çünkü bu tarihsel bir süreç ve olumsal bir süreç. Hem zorunsuzluk içeriyor hem tarihsellik içeriyor. Süreç olarak deterministik tarafları da var bir yere kadar. Ama sonuçta koşullara bağımlı ve devamlılığı söz konusu olan bir canlılık olduğuna göre buradan geriye doğru dönmek o koşulların yeniden yaratılması anlamına geliyor veya işte yıkılması anlamına geliyor sistemin yani. Aslında teorik olarak evrimin geriye doğru işlemesi de, geri derken tabii tek hücreli canlı Mertcan'dan daha kötü diye bir şey yok. O da yani geçen gün Harari ile konuşurken güzel bir şey söyledi. Biyoloji ultra liberal bir şeydir. Her şey mümkündür dedi, öyle mi? Yani her şey mümkündür derken ne kastetti bilmiyorum ama. Yani hiçbir şey biyolojiye aykırı değildir dedi. Doğru, yani aykırı değildir. Ama bunu tabii şey böyle işte sosyobiyologların
Kant'ın argümanlarına kadar bence indirgememek gerekiyor. Yani işte sosyal farklılıklar insan söz konusu olduğunda statü farklılıklarını böyle biyolojiye yani birincil neden olarak dayandırmamak gerekiyor. Ama mesela az önceki soru bağlamında geriye evrim derken toptan bir yani bir önceki karakter durumuna değil de veya tamamen organizmanın bir önceki ne diyeyim işte en son ortak atasına doğru gitmesi değil de organ düzeyinde yaşam koşullarına bağlı olarak aslında önceki durumlara dönüşler vardır. Geri evrim denir buna mesela. İşte çeşitli mağara balıklarının gözlerini kaybetmesi gibi. Hı hı. Çünkü görme işi külfetli bir iştir. Karanlık bir ortamda o külfetli işe harcanan enerji gözler olmadığı takdirde daha çok mesela üremeye harcanabilir, beslenmeye, avlanmaya, avdan kaçışa harcanabilir. Dolayısıyla siz o gözlü hayvanları görmüyorsunuz. Ama onlar çok başarılı oradanlar baktığınız zaman. Yani yere göre, bağlama göre bir takım organlar daha önceki hallerine dönmüş oluyorlar. Evet, görebildiğini iddia eden bir takım insanların biz de görmediğini burada defalarca rütbide yaşadık. Türlerin kökeni de kitabın adı. Neandertal ve Sapiens var. Belki başka türler de var değil mi? Tabii. Şimdi, bunlar ne kadar birbirinden ayrı? Neandertal insana oldukça yakın. Yani şöyle düşünmek lazım evrimde. Hep böyle şey iki türü karşılaştırırken mesela insan Neandertal'i onların en son ortak atalarına doğru bakmak lazım. Yani Neandertal dönüşüp içerisinden Homo sapiens çıkmıyor. Neandertal'i ve insanı daha sonra veren bir kök var demektir. Dolayısıyla Neandertal daha yakın. Muhtemelen aşağı yukarı aynı yakınlıkta veya belki biraz daha geride. İşte Denisova insanı adı verilen bir başka tür var. İnsan her ikisiyle de karışmış göç yollarına bağlı olarak mesela. Bu karışımın izlerini genomunda, insanın genomunda bulabiliyoruz. Hatta kimi çalışmalar bu Denisova Neandertal haricinde bir başka türünde insanla kaynaşmış olabileceğini ama bunun fosil buluntusu çok genomlarındaki o farklılığa bakarak insanların anlayabiliyoruz. Ve daha da geriye gidersek tabii işte homo cinsi içerisinde erectus, homo habilis, ondan sonra australopitekinlere falan gidersiniz böyle. İnsanın evrimsel tarihi yani bugünkü noktadan baktığımızda yaklaşık 6,5-7 milyon yıl öncesindeki bir ata gruba dayanıyor. Oradan bir kolda işte şey, şempanzelere mesela vermiş baktığımızda. Meşhur konuya geldik. Evet. Maymundan mı geliyoruz? Maymundan gelmiyoruz. Maymunla akrabayız yani. Maymun diyor, maymun var, maymun var. Yani bu maymun kuru kuyruksuz yeri maymun mu? Yoksa işte ne bileyim işte kuyruklu bir maymun mu? Dolayısıyla goril ve insan mesela bu işte primatlar içerisinde birbirine en yakın dört grup olarak. Genetik, genomik söylüyor bunu yani. Ama şempanze bunlar içerisinde insan en yakındır. İnsanla şempanzenin %95 oranında mı? 95-94 ama bu total genetik çeşitlilik babında. Genlerin kontrol bölgelerindeki değişimler alırsanız bu yakınlık biraz daha azalır. Yani çünkü fareyle de çok benziyor bizim genom. Tabii benziyor, benziyor. Yani dolayısıyla hani... Tabii ama fareyi de şey ortak bir ataya insanla en yakın ortak atasını atıyorum mesela 40-45 milyon sene öncesinde çekersiniz mesela. Ha. Baktığınız zaman yani evet. Yani hep ama ortak yakın atalar. Bir yandan. Görece bir yakın. Görece yakın yani. Görece yakın. Yani şeyden yakın. Kertenkeleden daha yakıntı dolayısıyla. Ama kertenkele de akrabamız. Peki, geçmişin derinliklerine indiğimizde. Peki zaten herkes akraba olmuyor mu? Herkes bu bağlı. Aklımda tabii genetik uzaklık babında o tabii evrimsel tarihinde bir yansıması oluyor. Akrabalık dereceleri bütün canlı gruplar açısından yapılabilir. Yani şöyle bir şey yok. Birbirine hiçbir şekilde akraba olmayan. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Peki o zaman şu aptalca soruyu sormama izin veriniz. Estağfurullah. Bugünkü maymunlar neden insan olmuyor diyorlar ya. Bu soruyu zaten siz sormuyorsunuz. Yani ben bu soruyu soranlara verdiğim cevap işte bir varsa yakınlarındaki bir hayvanat bahçesinde bir şempanze maymun gidip ona sorsunlar. Birader niye insan olmuyorsun diye sanırım cevabını o biliyordur. Şaka bir yana şimdi şey var. Şimdi zaten şempanzelerin veya maymunun dönüşmesi şeklinde değil evrim dallanmaları şeklinde gider. Yani şempanze insanın bir ortak atası var. Yani o ortak atadan türeyen bir kol şempanze. Sonra tarihsel olarak oradan çıkan diğer kolda işte Australopithecine'den onun öncesinde başka formlar, homo cins içerisinde gruplar falan diye sonra işte bugünkü gördüğümüz anlamıyla insana denk gelmiş. Tarihsel olarak. Dolayısıyla zaten maymunlar insana dönüşmüyor. Ama soruyu şöyle daha akıllı sorabiliriz. Yani aslında bugün de her tür yine evrimleşiyor değil mi? Evet. Yani aslında hayvanat bahçesindeki de evrimleşiyor. Evrimleşiyor.
Elbette. İnsanoğlu olmayacak ama yani. Tabii evrimleşiyor yani ama bu evrimleşme tabii hızları şey. Bizim işte o şempanze doğal ortamına bırakıldığında ondan çıkacak olan şeyin ne olduğunu, bambaşka form olduğunu görecek kadar şey değil. Zamanımız bizim yok yani. Hani insanın zaman ölçeğinde. Peki bekleseydik ya, gerçekten o kadar zamanımız olsaydı 5 milyon yıl sonra onun ne olacağını bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Ortam da kalkabilir. Onun içerisinden bir grup zaten. Yani bu yine şempanzelerin tür olarak tamamının değil. Zaten bunlar küçük toplumlar halinde yaşıyorlar. O toplumlardan hangisinin nereye doğru evrileceğini bilmek mümkün değil. Yani evrim şey kısa vadede deterministik olabilir. Yani yönünü bilebiliriz. İşin içerisine daha çok doğa seçilim girerse ilgili özellik bakımına bakmak gerekir tabii buna. Ama uzun vadede evrimin yönünü herhangi bir özellik bakımına kestirmek mümkün değil. Çünkü çevre çok değişkendir. Biz evrimi bozduk aslında. Yani insan olarak survival of the fittest çalışmıyor şu anda. Ama şey şöyle söyleyeyim, ben o tabii doğal seçilimle ilgili bir tanım. Sadece doğal seçilimle evrimleşme tek, yok. Tek kriter yani o işte değil ama mesela. Dediğimiz bir şey var. Ama şimdi şöyle, bozma değil de evrime çok böyle bir ortodoks bir süreç olarak bakmamak lazım. Şunu demek istiyorum. Şimdi türün kendi içine yaptığı müdahaleler de aslında onun genetiğini, genomiğini, evrimsel yönlerini değiştiriyor. Onu soracaktım tabii. Mesela. Şimdi yani, biz başka bir toplum yani yarattık. Bozmak değil de bu aslında şey. Yeniden evrim. Türün kendisinin bir şekilde belirleyeceği koşulları yaratmasında aramamız lazım. Aslında diğer bütün türler çevreleriyle hep etkileşim içindeler. Yani şöyle bir anlayış vardır ya, işte çevre vardır, problem yaratır. Tür ona çözümler, öyle şey değil. Sonuçta tür çevresini yaratıyor, değiştiriyor. Biz buna işte niş yapılanması adı veriyoruz mesela. Evet ama mesela aslında gezegendeki en baskın tür karıncaymış. Doğru herhalde. Yani, zamanında birey sayısı en yüksek türlerden bir tanesi olarak tanımlanabilir bu. Mesela yani onlar... Gruplardan bir tanesi tanımlanabilir, tür demeyelim de bir sürü tür var. Çok onların evrimi bizimki kadar hızlı olmuyor anladığım kadarıyla. Elbette. Elbette. İnsanın evrimi hızlı ama bazı bakımlardan hızlı. Fakat başka canlıların evrimleri de kendi ortamları içerisinde hızlı. Biz hani evrim bozmak derken sanki böyle tekil bir evrimsel bir ilke var da ve belli olgularla öyle bir şey değil. Çok tarihsel bir süreç yani, olduğu için. Önceden yazılmış bir senaryo değil bu. Değil. Önceden yazılmış bir senaryo değil. Yani tür, insan, işte kendi kültürel donanımı var, biyolojisi var. O donanımla biyolojisi etkileşiyor. Normalde bu etkileşim olmasaydı bambaşka yollarda olabilecek mesela evrimini kendisi bambaşka yollara sokmuş oluyor. Ama yine evrimleşme olmuş oluyor bu. Yani biz evrime her türün kendi tarihi içerisinde total bir süreç olarak bakmak durumundayız. Yani böyle bir standart bir evrimleşme yani tarif edilemez. O yüzden bozmak değil de şu an türün, insan türünün kendisinin yarattığı koşullar çerçevesinde de ilerleyen bir, devam eden bir evrim demek de faydalı. Tamam, bu da şu soruyu getiriyor aslında. Bu da ilginç bir soru. Geçen sefer bunu sormamıştım. Bilinç kazanan tek tür insan. Yani bu da bilmiyorum doğru mu ama. İşte bilinç yine kendi bilişsel donanımımızla yarattığımız o işte toplum içerisinde, kültür içerisinde anlam olan bir şey değil mi sonuç itibariyle? Evet ama daha basitleştirirsek mesela kendi evrimini neredeyse kontrol edecek düzeye gelecek kadar akıllılaşmaktan bahsediyoruz. Yani... İşte o tabii şöyle söyleyeyim, o bilince sahip olabilir ama mesela şey, evrimsel yollarını doğrudan etkileyecek siyasal müdahale erkine sahip olabilir mi insan? Şunu demek istiyorum. Şimdi mesela 19. yüzyılda veremden bir sürü insan ölüyor. Daha sonra işte insanların bu veremden mesela ve pek çok benzeri hastalıkların ölmemesinin temel sebebi aslında aşıların falan bulunması değil temelde. Aşılar elbette etkisi var yani. El yıkamayla ilgili. Şey var, günlük işte şey çalışma saatlerinin düzenlenmesi, hijyen koşullarını zorlayacak o politik baskının bilincinin oluşması. Bu şekilde bakıldığında o aslında çıplak, hani bizim vahşi manada diyelim, evrimleşme seyrini insan bu bilinçli müdahalesiyle, ama problem şimdi şurada. Bu müdahale yapacak erke bütün coğrafyalarda, bütün toplumlar mesela ulaşabilecek mi? Yani iyi bir sağlık şeyine, refahına, sağlık reformuna, bir beslenme düzenine, çalışma düzenine. Dolayısıyla hani bu tartışmalı bir alan. Ama şey, yönlendirme şeyine sahip tabii ki elbette. Yani. Ama yine de şunu soruyor insan tabii, hani niye... Bu kadar tür varken dünyada kaç tür vardır herhalde? Yani kimileri işte şey 10 milyona kadar çıkarıyor. Belki biraz daha üzerine çıkaran da var. Yani bu 10 milyon tür içinde efendim nasıl oluyor da bu insan böyle oluyor diye bir soru geliyor. Değil, tarihsel bir sonuç bu. Ama hakikaten yani tarihsel sonuç bu. Yani primatlardan evrilen bir şey. Ama şöyle bir şey de var. Mesela şunlar iyi biliniyor. Mesela Kambriyen döneminde, Kambriyen döneminin bu 540 ila 545 milyon sene öncesine kadar gider. Başlarında bizim Kambriyen patlaması dediğimiz bir süreç var aslında, böyle anılan. O daha önce görülmeyecek çeşitlilikte canlıların ortaya çıkışı, bugünkü pek çok grubun ata
kökleri oradadır diye bakılır. Mesela o dönemlerde görece azınlıkta olan omurgalı ataları var mesela. Şimdi onlar ortadan kalkmış olsaydı insan olmayacaktı ki. Yani biraz o tarihsel akışa göre bakmak lazım. Tabii yani belirsiz o stokastik süreçlerin sonucunda da evrimleşme gerçekleşiyor. Yani insan da aslında omurgalılar ortadan kalkmış olsaydı, omurgası atası olmasaydı biz belki tamamen omurgasızlardan oluşan, onların daha farklılaşmış formlarından oluşan bir gezegen görecektik mesela. Peki evrim dinle çelişir mi? Ne çelişir ne uyuşur. Dini umursamaz diyorsunuz. Yani şöyle bilim evrim değil sadece. Yani bir bilim yani dinin artık ilişkisi kurulamaz. Çünkü dinden bilime bir fayda yok. Bilimden de dine dair bir fayda yok yani. Çünkü ikisi de çok tuhaf bir şekilde birbirine karışıyor öyle yaptığınız zaman. Yani elbette mesela dini önermelere işte tarihten, kültür antropolojiden vesaire bakılabilir. Antropologlar bakıyor zaten. Yani evrimden girmeye gerek yok onu demek istiyorum ben. Dolayısıyla zaten tarih, antropoloji, dinler tarihi, karşılaştırmalı mitoloji denen alanlar var. Bunlar çok iyi çalışıyorlar yani. Ama yani şunu demek istiyorum. Evrimsel biyolojinin işte ne bileyim bir sürü farklı alanlardan ama temelde evrimsel genetik dediğimiz bir omurga üzerine yerleşmiş bir şeyi var, çerçevesi var. Şimdi bunun da kendine has dili var, metotları var. Evrim bir kuram. Ama kuram demek şey demek bunu, değil. Evet, bunu deyince kuram demek şöyle o sadece değil. Bir kuram öyle yani. Değil işte. Yani kuram dediğimiz şey aslında bilimin vardığı, bir bilimsel disiplin vardığı son nokta. Yani içerisinde yasa veya ilke benzeri genellemelerin olduğu, sınanabilir pek çok hipotezin yer aldığı, olgularla zenginleşmiş büyük bir evrensel açıklama biçimi. Ondan başka bir şey olmaz zaten bilim oraya vardıktan sonra öyle diyeyim bana. Dolayısıyla böyle bir kuram çerçevesinde bu kuramın kendine has dili ve bakışı üzerinden yine evrim bilimi yapılmak zorunda. Şimdi dinin buna kalacak bir şey yok. Çünkü bu dille çok alakasız, bu bakışla perspektifle çok alakasız. Sorun yani, dinin kuramıyla öbürünün uyuşmaması ama evet bence de çok üstünde durulacak bir şey değil. Tabii değil yani. Dinin hani kuramı derken dinin kuram olmaz aslında. Yani dini kabulleri, evet, kabulleri, dogmaları vardır ama bilimin yoktur yani. Yani bilim dogmayla yani tamamen teslimiyetle ilerlemez. Farklı bir perspektif olarak bunu görmek peki, lazım. Peki tam bu yani. Noktada mesela şu olabilir mi? Yani şöyle bir iddia vardır ya bilim kurgu biraz ama dıştan geldi. Yani insana Prometheus, bir şekilde Prometheus filminde evet, vardı. İşte panspermi yani dışarıdan geldi. Bir şekilde evet. Bir zıplama oldu. Öyle bir şey ortaya çıkabilir mi? İmkanı var mı? Yok. Şimdi bunlar şu yaşamın başlangıcı açısından çok test edildi zamanında. Yani dışarıdan gelen bir şekilde işte gök cisimlerin artıkları, dünya düşen falan bir takım moleküllerin yaşam başlatmış olabileceğine dair çok fazlasıyla şey var. Yok öyle çalışma vardı ama bunların artık çok fazla hani gerçekçi olmadığını söylemek lazım. Bir de şu var. Şurası çok önemli. Diyelim ki dışarıdan gelen bir takım moleküllerle başladı. Ama sonuçta buradaki koşullarla oluşup tarihsel olarak devam etmiş olan bir şey yani. Yine dışa bağımlı değiliz zaten. Ben aslında demek başını istiyorum. Demek istemedim. Yani şu olabilir miydi? Bir tür var, insan değil ama maymun da değil. Birdenbire çok hızlı bir zıplama yapabilir mi evrimsel olarak? Nasıl bir tarihsel seyir gösterecek? Bir de şimdi organizmaların yani eğer bir diyelim ki bir primatı düşünüyorsak tıpkı şeyde olduğu gibi maymunlar cehennem neyse işte Planet of the Apes. Orada olduğu gibi ama şöyle bir şey var yani sonuçta onun da bir evrimsel geçmişi var ve o da bir primat üyesi. Şimdi onun birdenbire bilişsel özellikler kazanması kısa sürede zaten var olan evrimsel donanım ve sınırlarını aşması anlamına göre bu organizmaya her şeyden önce homostatik yapısını, düzenli yapısını o an için bozmuş olacağı anlamına geliyor. Yani o işin zaten yani insan bu noktaya gelmişse tarihsel olarak bu noktaya sürüklendiği için tabiri caizse gelmiştir yani. Evrim bir yandan kararlılık içerir, bir yandan da değişkenlik içerir süreç olarak yani. Dolayısıyla kararlılık noktası açısından iyi bir noktada olan ve tamponlanmış olan dış etkilere karşı bir organizmayı mesela dışarıdan çok yüksek müdahaleyle bambaşka bir hale getiremezsiniz. Organizmanın birliğini bozan onu ortadan kaldırmış olursunuz. Bunu belki daha düşük organizasyonlu, ileri geri demiyorum yani yapısal olarak hiyerarşik manada daha az organ parça çeşitliliği içeren organizmaları şey yapabilirsiniz belki. Farklı bir hale getirebilirsiniz bir yere kadar. Ama bunlar çok zor işler. Fakat organizma yapısal manada çeşitlilik anlamında karmaşık hale geldikçe bu tür müdahaleler yapma imkanı düşüyor. Genom nedir hocam? Ya genom insanın veya işte bir türün sahip olduğu genetik materyalin tamamı. Yani kromozomların tamamı. Tamamı. Ama şöyle bir şey var. İnsan genomundaki kodlayıcı bölge yani gen içeriği oldukça az, düşük. Diğer türlerinde de öyle.
Yani doğrudan gene çevrilmeyen, proteine çevrilmeyen, işte her neyse işte bir sürü farklı bölge var. Ama onlar genlerin ifadelerinde, ifadelerin düzenlenmesinde iş görüyorlar baktığımız zaman. Bu bir nokta. Bir diğer nokta, herhangi bir genle bir özellik arasındaki ilişki doğrusal değil. Diğer bir sürü genle beraber çalışıyorlar ve o genlerin o birlikte çalışması da bu network'te dışsal faktörlere sürekli etkileşim halinde. Çok kompleks bir ilişki var baktığımızda. Şimdi hal böyle olunca, yani siz doğrudan DNA seviyesinde genleri bulsanız bile o genlerin birlikte çalışma, birlikte çevresel etkiye karşılık verme, o etkiyle biçimlenme ve bunun da her bir tür açısından evrimsel tarihler içerisinde anlamlandırmaya girdiğiniz anda olağanüstü bir şeyle. Çok zengin entelektüel bir alan, fakat zorlu bir alanla karşı karşıya geliyorsunuz. Şimdi böyle yani olunca, şunu mu anlıyorum? Genomu çözmüş olmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Yani oraya dokunamıyorsun sadece. Tabii dokunamıyorum. Tabii. Burada da şey de var tabii. Yani o işte bir genler doğrudan bizi belirler cinsinden yanlış, bilimsel olmayan. Ha öyle mi? Tabii. Yani genler bizi belirlemiyor yani. Öyle bir onlar hani işte kodlar, ne bileyim bilgisayar şifreleri, bizi öyle bir şey yok yani. Onlar evrimsel olarak elbette orada çoğalmanın önemli birinci koşulu onlar. Her manada çoğalman, hem hücresel hem de işte bireysel organizma babında. Fakat onlar diğer bütün moleküllerle, vücudun diğer bütün komponentleriyle veya hücrenin birlikte çalışıyorlar yani. Onu oradan çıkarırsanız bir anlamı olmuyor ki mesela. Ben şöyle basit bir örnek vereyim. Enerji metabolizmasının bir kısmı var canlılarda. Glikoliz adı verilen. Glikoz parçalanıyor işte. Orada rol olan önemli bir enzim vardır. Fosfoglikomutaz adı verilen bir enzim bu. Siz böyle deyince seyircilerin %90'ı yok oldu. Yok oldu. Şimdi şunu demek istiyorum. O bir enzim o. Katalizör olarak iş görüyor. Ama aynı zamanda eğer hücre dışındaysa veya hücrenin zarına gömülüyse bu sefer sinir iletimiyle ilgili bir iş görüyor. Şimdi o zaman biz bir genin işlevine, onun meydana getirdiği protein üzerinde nasıl bakacağız? Bu bir enzim midir yoksa sinir iletim proteini midir? Bir de bu hücrede farklı hücre tipinde başka bir hale geliyor bunun gibi. Bunlara moonlighting proteinler adı veriyoruz. Dolayısıyla o kadar karmaşık ifade biçimleri var ki ve çok katmanlı bakmamız gerekiyor. Çoklu genli bakmamız gerekiyor. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda o zaman genomu çıkardınız, genleri buldunuz. Elbette çok önemli bir adım ama ondan sonra iş başlıyor asıl yani. Ama şu anda bir mühendislik yapılabiliyor küçük küçük galiba. Yanlış mı biliyorum? İşte o ne işe yarayacak? Yani insanlar, bazı şeyleri değiştirebiliyorlar diye biliyorum. Yani şey olabilir. Ateş böceğinde ışıldama şeklini değiştirirsiniz kimyasal şekilde. Evet, kırmızı yapabiliriz. Bakteriye işte ne bileyim işte insan geni naklederek insülin üretebilirsiniz, yaparsınız. Daha başka bir sürü şey yaparsınız. Ama sonuçta mesela Mertcan'ı daha akıllı yapabilir miyiz? Yapamayız. Ya kimse hiçbirimiz, hiçbirimiz yapamayız yani. Hiçbirimiz yapamayız yani. Ama peki, baştaki bağlamadan önce olursak bu müdahale yapacağımız günler olmuş olsa bile iş işten geçmiş olan çok sayıda insan var. Peki hocam, bize şunu basitçe anlatmak mümkün mü? Hiç mesela siz çocuk nasıl olur biliyor musunuz çocuğum? Sperm yumurtayı döller, oradan emziği oluşur. Ne kadar güzel anlattın. Ne anlamda? Yani şimdi bir sperm ve bir yumurtadan başlıyor. Bunlar basit hücreler. Bakın, temel hücreler, evet. Bir mayoz bölünme adı verdiğimiz bölünmeler sonucunda erkek veya dişi de oluşuyor bunlar. Mertcan'ı oluşturan sperm, milyonlarca spermden biri oldu ya. Diğer spermler de mi Mertcan'ı oluşturacaktı? Yani aynı mı görünecekti? Büyük ihtimalle aynı görünmeyeceklerdi. Yani şu en azından benzer mi olacaklardı? Şimdi yani şöyle bir şey var. Mesela genlerin farklı formları, mesela alel diyoruz ya, bunlar spermlere veya yumurtaya dağılıyor. Hı hı. Dolayısıyla şimdi Mertcan'ın babasından gelen genlerin hangi formlarının o spermde olduğu önemli. Onu demek ama istiyorum. Ama bambaşka çocuklar çıkabilir miydi? Yine benzeyecektir kardeş olarak. Annesi babasına benzeyecektir ama tipik olarak Mertcan olmayacaktır bizim gördüğümüz manasıyla. O zaman büyük bir tesadüfle zaten başlıyor. Tabii zaten öyle başlıyor. Büyük bir çeşitlilik içerisinden bir şekilde seçilmeye başlıyor yani. Peki yumurtanın belirleyiciliğine kadar, yani o ikisi bir araya geldi ve Mertcan oldu. Evet. Mertcan tekrar edilebilir bir şey mi? Yani başka bir Mertcan olabilir mi genetik olarak dünyada? Dünyada bir başka bir Mertcan olma ihtimali oldukça düşük aslında yani. Ona hani genel fiziksel özellikler bakımından benzeyebilir. Yok, şey, genetik olarak birebir yani yok, DNA yok, aynı olamıyor. Yok. Klonlama dediğimiz teknikler var ya. Anne babadan yapılıyor ama fakat o bile biyolojik açıdan aslında klon bir yere kadar mümkün değil. Çünkü siz onu bir bireyden diyelim ki alıp işte bir hücreyi bir o bireyin yine kendisinden gelen diyelim ki bir yumurtayla birleştirdiğinizde bile o gelişirken bir sürü şey var. Bizim gelişimsel gürültü dediğimiz bir sürü tesadüfi olaylar oluyor. Ve o olaylar sonucunda biraz daha farklı fizyolojik özelliğe sahip bireyler çıkıyor. Ama matematik, istatistiki olarak
İki insanın DNA'sı tamamen aynı olamıyor mu? %100 aynı olamaz. Mesela onun spermi veya yumurtası birleşen, tamam mı? Anne babasan işte o spermi yumurta üretilirken mutasyonla mesela bazı genlerinde değişimler küçük küçük meydana geliyordur yani. Yani ikisini bozulma olmasa bile karşı karşıya getirseniz iki DNA arasında mesela DNA oluşturan alt birimler bakımından, nükleotitler diyoruz ya biz ona, bazılar bakımında farklar görmüş olursunuz. Her zaman yani, çünkü üreme hücreleri oluşurken de mutasyonlar gerçekleşiyor zaten orada. Dolayısıyla birbirinin aynı, yani tamamen dizilimi aynı, öyle söylemek istiyorum ben. DNA açısından birey oluşturmak çok mümkün değil hani. Ama bunu klon şeklinde yapabilirsiniz. Mesela evet, var öyle. Bakteri klonlarını falan yaparsınız. Var. Tek bir hücreden klonlar üretiliyor. Ama çok enteresandır mesela. Bu bölünmeler başlayınca bakteride 65 bin kuşak boyunu takip etmişler. Birkaç yüz kuşak sonra her bir işte şey koloni tek hücreden gelen farklı bir evrimsel yol izlemeye başlamış ve genetik çeşitlilik düzeyleri birbirine ayrımlaşmaya başlamış onların da. Peki spermin içinde DNA var. Yani işte kromozomların her birinin birer kopya taşıyor. Evet, yani Mertcan'ı yapan ya da duyguyu duygu yapan o data spermin içinde de var. Bir kısmı da yumurtada mı var? Yani hem annede hem babadan geliyor çünkü. Bu ikisi birleşiyorlar ve aslında bu Mertcan'ın yeni DNA'sını mı oluşturuyor? Genotipik yapısını, bireysel genomunu oluşturuyor, öyle söyleyelim. Ama o daha gelişecek tabii ki yani. Tabii zaman tabii. Geçecek ama geçecek. Belli bir datayla doğuyor. Tabii tabii. Yani ama aslında şu mu? Predetermine olarak Mertcan doğar doğmaz sonra geçirebileceği hastalıklar, işte kelleşecek mi kelleşmeyecek mi falan, bunlar hep belli mi? Bazı şeylere bilebilirsiniz ama bazı şeylere bilemeyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var, burada problem şu. Mesela kelleşmeyle ilgili veya spesifik bir genetik hastalıkla ilgili genellikle bir veya birkaç gen öneriliyor ya. Aslında biz o işin çok öyle olmadığını biliyoruz. Mesela şöyle örnek vereyim ben. Meme kanserleriyle çok yakından ilişkili olduğu bilinen bir gen ve genetik varyantı var bunun. İşte BRCA1 ve 2 denilme neyse. Şimdi bunları taşıyan birey, kardeş bunlar mesela, bunların kötü formunu diyelim, bozuk formunu, birisi kanser olurken diğeri olmuyor. Mesela işte Angelina Jolie bütün göğüslerini aldırdı annesinde var diye. Var diye. Ama bu onun olacağı anlamına gelmiyordu. Çünkü şey var, o genin diğer genlerle etkileşimi çok önemli. Yani o yüzden bir paradigma değişimine ihtiyaç vardı. Genetik oraya doğru gitti zaten. Yani diğer genlerle beraber bir gen nasıl çalışır ona bakıyor. Şimdi böyle bir durumda biz mesela kellikle ilgili genetik varyantları belirlesek bile onu, o genetik varyantın mesela ilgili bireyin diğer genleri nasıl etkileştiğini iyice bilmezsek onu %100 kar olacağını söyleyemeyiz mesela. İleride bilme imkanı var mı bunun? Yani bu işlem kadar, gücüyle ilgili bir şey mi yoksa? Yani bilme imkanı var bir yere kadar. Fakat kanser geni diye bir şey yok aslında. Onkogen yanlış bir tanımlama olarak artık bugün. Çünkü onlar bizim vücudumuzdaki normal genler. Zaman içerisinde mutasyona dejenere oldukları için, mesela hücre bölünmesini bir şekilde kontrol eden, proteinleri kodlayan genlerdeki mutasyonlarla bölünme kontrol edilemediği için kanser oluyorsunuz siz. Hı-hı. O yüzden şimdi vücuttaki genlerin çok büyük bir kısmı zaten. Mesela çok enteresan bir çalışma vardı. Ben geçen sene bir ara Twitter'da paylaşmıştım ben. Trend in Genetics diye çok itibarlı bir dergide kanser araştırmalarında yapıla gelen bugüne kadar en iyi araştırmalarda kanserle ilişkisi olduğu söylenen genlerin total insan genomundaki sayısını 15 bin civarında gen. Çünkü normal vücut genleri bunlar yani. Yani vücuttaki diyelim ki sistemlerin bozulmasını tamir eden genler. Onlar bozulduğunda sistemlerin kendileri de tamir edilemediği için bozulmuş oluyorlar. Peki niye bir insanda 12 yaşında kanser olup ölürken bir insan... Evet. Bazı öyle şeyler diğeri var. Diğeri 95 yaşında hala. Evet. Elbette genetik arka plan önemli. Yani genetik arka plan derken ilgili genler açısından hangi formları taşıyor önemli ama yaşam kalitesi çok önemli mesela. Mesela kanserle ilgili az önce konuştuk yani, bunu da bir evrimsel bir hani yıkım olarak düşünecek olursak insanın yol açtığı diyelim ki faktörler tarafından büyük oranda. Kanserle ilgili önleyici şeyler, tedbirler, çevre kirliliği, beslenme düzenleri, sigara vesaire. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılması lazım. Şimdi büyük oranda karbonhidratla beslenen, sindirim sistemini zorlayan besinler almak durumunda kalan Amerika toplumundan biliyoruz mesela. Kişilerin çoğunda kanser var bir şekilde. Şimdi siz çok daha sağlıklı yaşayacaklar ve sağlık sistemine çok daha ucuz, hatta diyelim ki parasız ulaşacakları bir çerçeve sunarsanız insanlara, stresten uzak bir yaşam ortaya koyarsanız, geniş manasıyla stres yani çevresel kirlilik dahil, kanser oranlarının çok düştüğünü göreceksiniz mesela. Ama bazen bir bebek de kanserden ölebiliyor. İşte tabii. O artık şey. O artık şey. Bunlar çok nadir. Şans. Çok nadir şeyler. Elbette.
Peki. Çünkü sebepleri rastgele bir yere kadar kanserini yani. İşte o rastgeleliği kaldıramıyor insan. Kaldıramıyor insan. Şimdi mesela Mertcan'ın göz rengini değiştirmek falan mümkün olacak mı yakında? Öyle bir çalışmalar silsilesi mi var? Yok, zannetmiyorum ben göz rengi nasıl değişecek. Çünkü mesela lensle falan değiştirilebilir herhalde ama. Yok, bildiğim kadarıyla mesela cinsiyet seçebiliyorsunuz artık. Ha şeyle işte bir tür işte şey yapay döllemeyle. Elbette evet. Onlar olur. Yani onun haricinde ben. Ha, genetik müdahale değil. Müdahale anlamında. Ama o şekilde oluyor tabii ki yani. İleride, şimdi bu yine hep bilim kurguya giriyorum ama işte genom daha iyi çözüldüğünde dediğiniz bütün o yük de ortadan kalktığında ve tamamen biz müdahale edebildiğimizde biz o zaman kendimizi mesela upgrade edebilecek miyiz? Genomu belli ölçüde diyelim ki değiştirdik. Hani embriyonik müdahale yaparak en başta. Hı hı. Ama işte orada şey var. Şimdi yani designer baby denen durum. Evet, ama işte seçtiğimiz sperm ve yumurtanın ne olacağını biliyor olmak gerekir. İçerini biliyor ama içerini bilsek bile onlar seçtikten sonra onların bireysel tarihlerini biliyor olmak lazım. Yani bunlar belli oranda belli bakımlardan kontrol sağlığı da büyük oranda hala kontrolümüzün dışında olacak diye ben düşünüyorum yani. Bu söylediğinize kreasyonistler çok sevinecek hocam. Ama onlar, çünkü ama şey var, bence aslında onların sevinmemesi lazım. Çünkü yine bu evrimleşmiş bir yapının ucunun, yani evrimsel ucunun çok açık olduğunu, sonunun nereye gideceğini bilinemeyeceğini bize bir yere kadar söylüyor yani evet. Baktığımızda. Yani tamamen biz bunu kontrol edemeyeceğiz. Mesela köpeği biz yarattık. Kurtlardan bazılarını insanlar evcilleştiriyor. O evcilleştirdiklerini çoğaltıyorlar. Çoğalttıkça evet. Daha da evcil olanlar, daha da evcil olanlar ve köpek ortaya çıkıyor. Evet. Yani köpek aslında insanın yaptığı bir şey. Yaptığı doğru bir mu? Şey. Tabii sonuçta işte onu farklı gruplara, ırk adı verilen onlara ayırıyor. Irk kavramı biraz şeydir yani böyle tutarsız bir şeydir. Onu da soracağım. Ona da gelirse söyler konuşuruz. Tabii insan eliyle aslında ıslahla ortaya çıkarılmış şeyler, soylar bunlar, öyle söyleyelim yani. Dolayısıyla bunu mesela insanlara da uygulayabilir miyiz? Şimdi insandan ne çıkaracağız? Ben yani, bilmem onu. İnsanın mesela ortalama kuşak süresi 25 yıl. Şimdi o 25 yılda ne çıkacak yani? İnsan aslında bu içeride çeşitlilikle çok şey. Yani şu mümkün olabilir miydi? Süper zeki çocukları aldık, onları birbirleriyle. Yok işte zekanın o işte şeyi, genetiği, genomiği de karmaşık. O eğitim esnasında, kültür esnasında zekanın da çok biz değiştiğini bile biliyoruz mesela. Dolayısıyla yani aptallık kalıcı bir şey değil diyorsunuz. Aptallık tabii kalıcı bir şey. Şöyle aslında. Belli bir zamandan sonra kalıcı yani. Geri dönmüyor yani. Çünkü o kadar çok kendi yaşam biçimine, algılarına hakim bir hale geliyor ki insanın. Dolayısıyla insanın kendini terk etmesi anlamına geliyor aptallık yani. Veya başka bir davranış hali için de belki söylenebilir. Zeka ile ilgili yapılan son genetik çalışmalar falan vesaire genleri ortaya seriyor ama tabii çok iyi çalışmalar bunlar. Fakat bütün genler şey olay işte beyinde geçiyor demeye geliyor yani. Yani nöron gelişimiyle ondan sonra ne bileyim işte sinapsların oluşumuyla daha moleküler düzeydeki işte nörofizyolojik olayla ilişkili genler bulunuyor ve aslında baktığınızda olay bir beyinde geçiyor. Tabii nerede geçecek zaten yani. Yani affedersiniz hani başka bir yerde geçmesini beklemiyoruz zaten. Hani insanın hani bir daha doğrusu bilişsel reaksiyonlarının bir şeyi değerlendirmesini, zihnini kullanmasına bağlı olduğunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla yani mesela genom boylu ilişkilendirme analizi denen son dönem çok başarılı teknikler vardır. Bu bütün genomu tarayarak bireysel değişkenlik bir özellik bakımından genomdaki nerelere karşılık geliyor diye bakar. Bunun bir takım problemleri vardır ama çok başarılı bir teknik. Bulunan genetik varyantlar IQ çalışmalarında çok küçük miktarlarda etkiliyor. Yani IQ farkları dediğimizde bilişsel farkların çok çok küçük miktarını açıklıyor yani. Ha, bir dakika, ilginç bir şey söylüyorsunuz. Evet. Yani zeka dediğimiz şey genetik değil mi? Zeka dediğimiz şey böyle spesifik genlere bağlanabilecek ve bireyleri o genler çerçevesinde ayırabileceğimiz bir şey değil. Yani genler özellikle işte bilinç olsun, başka davranışlar özellikler olsun, diğer başka pek çok fizyolojik özellikler olsun. Küçük küçük etkiler. Etkiler bakımından binlerce, yüzlerce gen çalışıyor. Dolayısıyla belli bir gen kümesine ağırlıklı olarak atfedebileceğiniz bir şey yapamıyorsunuz. Bir zeka durumu çıkaramıyorsunuz. O yüzden genetik komponenti zekanın her zaman için küçük çıkıyor. Aslında sosyal ve eğitimsel. Sosyal eğitim ve elbette yani beyin gelişimiyle çok alakalı bir şey bu. Ne kadar çok dışarıdan uyaran alıyorsunuz çocuk gelişirken. Çünkü insan biraz hani prematüre doğar ya. Belli bir yaşa kadar da beyin gelişimi devam ediyor. O sıra içerisinde aldığı uyaranlar, çevresel çeşitlilik onun
o anda devam eden nöronlarındaki bağlantılarının kalıcı olmasını sağlıyor. Dolayısıyla o çok önemli işte. O çocukluk dönemine bakmak lazım, sonrasına bakmak lazım. O zaman Mertcan için hala şans var hocam. Belli bir noktadan sonra insan artık düşüşe geçiyor değil mi? Yani daha şey var tabii, yaşlanıyoruz zaten yani. Yüzün her tarafı yaşlanıyor. Eğer kendimize dikkat etmezsek zaten demanslar başlıyor. Alzheimer falan vesaire. İşte yani... Efendim? Yani iyi bir şey ama mevcut bilişsel kapasiteyi sağlıklı tutmak için yapılması gerekenler de var mesela. Evet. Yani. Kaliteli bir geniş manasıyla yaşam, böyle stresten vesaire uzak. Sizin o işte demansı memansa falan daha bayağı yaşarsanız da fizyolojik olarak yaş anlamında ileri yaşlarda girmenizi sağlıyor yani. Peki aslında hep şunu sormak istiyorum şimdi. Aynı makine, yani şunu düşünün. Einstein'ın da beyni aynı, benimki de aynı. İşte Duygu'nunki de aynı, Nazım'ınki de aynı. Hepimizinki aynı makine değil mi? Burada bir hardware farkı var mı? Ya şuradan bakmak lazım. Şimdi Einstein hangi dönemin, hangi kültür ortamında? Ondan bağımsız insanı? Olarak konuşursak ama. Biyolojik olarak. Biyolojik olarak tabii yani şey onun var. Onun beyninde daha mı çok kıvrım var mesela? Ama işte beyindeki kıvrımın sayısının artmasıyla bilişsel özelliğin artışı hiçbir arasında özellik. Bir korelasyon yok zaten yani. Dolayısıyla Einstein'ın yetişme ortamı, aldığı eğitim, elbette etkileşimi, bunlar çok önemli. Çünkü birey hem şeydir, ortak evrimsel özelliklere sahiptir bir birey, hem de benzersizdir aslında. Hı-hı. Yani gelişim itibarıyla işte içinde bulunduğu etkileşimlerin onda yarattığı etkiyle. Bir de bir yandan da bilinçli, bir yandan da işte belli değer yargıları kazanıyoruz ya gelişirken. Hı-hı. Dolayısıyla birey mesela gelişme esnasında ne kadar mesela içe kapanık demeyeceğim, içe dönükse, ne kadar kendi işte zihinsel ve işte bireysel bağımsızlığını sağlayabiliyor ise yetişme ortamıyla beraber, o kadar yaratıcı oluyor zaten yani baktığımızda. Hı-hı. Şimdi Einstein'ın hani o geldiği o şeyi, Alman işte ne bileyim işte bilim geleneğini, dönemini düşündüğünüz zaman Einstein'ın farklı olması. Bir de o dönem insanlar aslında. O dönemin üniversitede okuyanları, okur yazarı çok daha farklı yani. Ama şimdi... bazen şu oluyor. Yani çok ailesine baktığınız zaman öyle bir hani entelektüel bir aileden gelmiyor. İyi bir eğitim almış olması aynen. imkansız ama çocuk mesela atıyorum çatır çatır piyano i̇şte çalıyor. Tam da işte o şey işte. Nasıl yani oluyor? Ailesinde işte yok bir zeka genetik katı bir genetik komponentör olmadığını bize gösteriyor bileşen. Olsaydı ailesinden zaten biz diğer çocuklarda görürdük onu. Tamam ama görürdük. O fark nasıl oluşuyor? O niye fark şöyle işte, tam işte o işte bahsettiğim belki de o bilinç dönemi içerisinde o nöronların o plastisitesinin kalıcılık kazanmasıyla ortaya çıkan işte strüktür, yapı neyse işte o yapı bir şekilde yatkınlık sağlıyor. Biz tabii şeyi bilemiyoruz belki de. Yani acaba o müzisyen olmasaydı da başka bir şey olsaydı mesela. Belki o ayrıks yapıyla belki başka bir şey. Belki çok başka bir yaratıcı olacaktı yani. Ya da olmayacaktı. Olmayacaktı yani. Evet. Yani burada şey genetik komponent aramak yerine bireyin işte o gelişimi ve nöronal işte plastisitesinin yarattığı sonuçları görmekte fayda var yani. Bunlar bilimsel kaynaklara dayanarak mı söylüyorsunuz yoksa kişisel inancınız mı? Bilimsel. Belli oranda bilimsel elbette kaynaklara. Yani peki o zaman büyük soruya gelelim. Irk nedir hocam? Irk ideolojik bir uydurma. Öyle mi? Aynen. Irk tamamen ideolojik bir uydurma. Yani şimdi başka canlılar açısından da mesela şöyle soy diyebilirsiniz belki. Kimisi alt tür deniyor ama onlara ekstrem genetik varyant da deniliyor. Bir dakika. Doberman var, Kaniş var. Evet. Bunlar ırk mı? Onlara tabii biz ırk diyoruz. Birbirinden ayırdığımız için onlara yani. Tabii bayağı bir farklılar. Bayağı bir farklılar. Evet farklılar ama insan için öyle farklılık ortaya koyamazsınız ki. Şimdi tarihsel olarak aslında insan için atfedilen bir sürü ırk tanımı var. Ve ideolojilerle ve işte tarihsel olarak bir biçilmiş kılıflarla yüklü mesela yani. Mesela şey vardır çok enteresandır. Rönesans öncesinde Avrupa tarihi açısından ve dünya tarihi açısından ilişkili bölge açısından baktığımızda hep yani geziler şeydir karasaldır ya. Bu şu anlama geliyor. Yani bir seyyah çıkınca işte bölgeleri dolaşıyor ve herkesi göre göre dolaşıyor. Bütün aradaki kesimleri göre göre dolaşıyor. Ve o seyahatnamelere baktığınızda böyle insanları kategorik olarak birbirinden ayıran tanımlar görmezsiniz mesela. Şöyle çalışmalar vardır. Yani ha, çünkü işte, yavaş yavaş geçiyor. Tabii. Eski Roma'nın ve Antik Yunan'ın işte Afrikalı algısına dair çalışmalar var. Bir klasikçi vardı adını unuttum ben. İşte bütün literatürü taramış zaten bildiği için. Ayrı bir, bambaşka bir kategorik olarak ayrılmış bir insan olarak bakmıyorlar. Evet yani. Ama denizi geçince görüyor tabii. Tabii. Çünkü şey var arada hiçbir şey görmüyorsun. Hı-hı. Dolayısıyla dilim bambaşka. O özellikle Rönesans'la beraber işte başlayan ticaret yollarının açılmasıyla falan vesaire. Tamamen kendinden farklı ötekiyi görüyor orada. Bir de buna bir yüklenmiş şey var tabii. Teolojik bir ideolojiyle, kavrayışla gidiyor oraya. Çünkü kendisi
İşte nereye gidiyor aslında? Bir kaotik bir bölgeye, bir nevi cehennemin olduğu bambaşka bir diyara gidiyor orada. Aslında orada insan var tabii ki ama kendisinden değil. Dini olarak kendisinden farklı, yaşam biçimi olarak kendisinden farklı, o yüzden onu ayırıyor. Ve bu ayrıma tabii ırk şeklinde giriyor. 19. yüzyılda yine yaygın bu kavrayış. Mesela Darwin'in türlerine kökeninde bile favorite races yazar ama Darwin onu aslında ırk şeklinde veya tür şeklinde herhangi bir birbirinden ayrıksız küme olamayacağını eleştirmek için bir başlık olarak kullanıyor. Onu da söyleyeyim ben. Darwin'de ırk şeyi yoktur bildiğimiz manada. Kavrayışı yoktur. Fakat son dönem mesela, ama bu son dönem diyorum ama 50-55 sene içerisinde yine bu Richard Lewontin bu türlere kökene de Türkçe baskı için ön söz yazmıştı. 2 sene önce öldü kendisi. Çok büyük bir evrimsel biyologtu. O 1970'lerin başında o zamana kadar yapılan böyle genetik çalışmalardan yola çıkarak İnsanlar gruplara ayrıldığında insanların ırk diye büyük gruplara ayrılamayacağını gösteriyor genetik olarak. Yani dünya içerisindeki herhangi bir toplum insanın sahip olduğu genetik çeşitliliğin, yani her bir genomundaki farklı farklı formlarının, öyle söyleyeyim ben, %90 civarında taşıyor. Yani çok enteresan bir şeydir. Mesela türümüzün ortaya çıktığı yer Afrika'ya. Şimdi iki Afrikalıyı rastgele Afrika'ya gitseniz, rastgele iki insanı alsanız ve onun genomlarına baksanız, onların birbirlerine benzerliği bir Afrikalıyla bir mesela Türkiye arasındaki benzerlikten çok daha düşüktür. İlginç bir şekilde tabii. Yakın olmaları bir şey değiştirmiyor. Tabii, çünkü orası genetik olarak daha yüksek çeşitlilik noktası olduğu için bireyler, yani genetik anlamda birbirlerine daha az benzerler görece yani. Bu benzerlik şeydir, yani şunu da söyleyeyim ben. İnsan tür olarak giderek böyle dar alanlarda aile veya toplum şeklinde, küçük topluluklar şeklinde yaşamaya başlayan diğer türlerden köken aldığı için sonuç itibariyle genomu hep homojen hale gelmiş. Genetik olarak hep homojenleşmiş. Afrika'dan da birkaç bin kişi olarak çıkıp dünyanın geri kalanına yayılıyor. O zaman iyice homojenleşme oluyor ama o küçük genetik farklar içerisinde bile en büyük genetik çeşitlilik havuzu Afrika'da. Yine çıkış noktası merkezde. Olduğu için, yani merkezde. O yüzden siz iki Afrikalı'yı karşılaştırdığınızda, bir Afrika ile bir Alman'ı karşılaştırdığınızda daha fazla genetik uzaklık buluyorsunuz arasında. Ve bunu Lewontin 72'de söylüyordu. Buna kim eleştiriler geldi ama genom düzeyinde hala aynı şeyi biz söyleyebiliyoruz yani. Peki ama mesela bir Asyalıları düşünün. Hı-hı. İşte evet. Siyahiler, şimdi bir kelime seçmekte de zorlanıyorum. Tabii siyahileri düşünün, tabii bizi düşünün, işte beni düşünün, sizi evet. düşünün, Mertcan'ı düşünün. Ciddi fark var görünüşte. Fizik görünüş olarak evet. öyle ama genomlarımızı karşılaştırın, ciddi fark görmeyeceksiniz. Tamam, özü aynı ama o fark nasıl? O şöyle, şimdi insan yeryüzüne yayılırken, çeşitlenirken gittiği bölgelerin coğrafyasından, iklimsel özelliklerinden etkileniyor. Ama bir de küçük gruplar halinde dağılırken gittiği bölgelerle etkileşen genetik formları geldiği noktayı temsil etmiyor. Biz buna genetik sürüklenme diyoruz. Yani bir takım özellikler sabitleniyor orada mesela. Bizim bu sarı renk diye gördüğümüz şey o tarihsel olarak o coğrafyada sabitlenmiş bir özellik. Ve belki bir anlamda doğal seçilimle ilişkisi var. Ama bu akrabalık örüntüsünü örtecek kadar büyük bir fark değil mesela. Çok küçük bir fark bu. İster insan olsun, ister başka türler olsun, biz akrabalık düzeylerini ölçmek için mesela doğal seçilimle etkilenmeyen genom bölgelerine bakarız. Çünkü öbür türlüsü lokal, gittiğiniz coğrafyaya olan adaptasyonları gösterir, akrabalığı göstermez dolayısıyla. O yüzden insanların siz ne kadar böyle farklı şekilde ayırmaya çalışın, o eski işte dönemin işte eski fizik antropolojisinin veya ne bileyim dönemin siyasal anlayışının, o emperyal anlayışın vesaire işte ortaya koyduğu kategorilerin biyolojik bir anlamı yok. Yani. Peki mesela Galapagos'ta özel bir durum vardı. Darwin'in meşhur adası. Evet. Kapalı bir sistem. Dışarıdan geliş yok. Oradan da hiçbiri gidemiyor. Dolayısıyla orada bildiğim kadarıyla çok unik, çok biricik türler üremiş. Şimdi şöyle. İnsanda niye bu yok? İnsan çünkü işte o bilişsel özellikleri dünyanın her tarafına yayılabiliyor. Yani o bir yerde bile kapalı kalmamış. O tabii kalmamış tabii. Ve insan çok yüksek esnekliğe sahip bir canlı. Yani çevresini kendisi çok daha yaşam koşullarını, hayatta kalmasını maksimize edecek şekilde düzenleyebiliyor mesela. Dünyanın her tarafında insan görebiliyorsunuz. Sonra dünyanın her tarafında mesela ne bileyim işte iguana görmezsiniz işte. Tamam yani. Ama mesela Pasifik'in ortasında bir adada bir insan grubu kalmış olamaz mıydı onlar? Ama işte kalmış olsa bile çıkış noktası itibariyle Afrika'ya. Bir de şimdi zaten çok genomu homojen bir gruptan geliyoruz kök olarak da. Hı-hı. Şöyle söyleyeyim ben 42 milyon yıllık primat genom değişim profili çıkarıldı. Ve o süre içerisinde sürekli primatların genomlarının küçüldüğü genetik çeşitlilik anlamında görülüyor. Bu kötü bir şey değil mi aslında? Kötü olabilecek bir şey fakat bir yandan primatlar çok Yani çevresiyle uyum içerisinde yüksek başarıyla yaşayabilen bilişsel özellikleri diğerler canlılardan farklı. Ama aynı zamanda tabii ki doğanın da bir parçası. Ama zaten primatlara bakacak olursanız öyle tür sayısı, tür çeşitliği çok yüksek değildir ki onların yani.
Yani bu manada gezegen içerisinde tür sayısı artışı veya bir tür içerisindeki bireylerin sayısının artışı bakımından başarılı bir grup değildir primatlar baktığımızda. Ama işte başka özellikleri bakımından, özellikle insan söz konusu olduğunda o bilişsel potansiyeli, kapasitesi bakımından büyük bir esneklikle yeryüzüne yayılmış gözüküyor. Yani öyle bir fark var. Bir de şeyde mesela Galapagos adalarının durumu da enteresandır. Darwin'in çalıştığı ispinozlar vardır ya. Onun Ekvator Cumhuriyeti oradan türeyen bir kuştan tabii çeşitlendiği biliniyor. Darwin zaten onları daha sonra döndüğünde bir kuş bilimci arkadaşıyla, meslektaşıyla gözden geçirdiğinde fark ediyor. Yani türlerin atasal bir formdan çeşitleneceklerine dair tek bir formdan fikrini iyice öyle bu çalışma sayesinde pekiştiriyor baktığımızda. Gözle ilgili bir şey anlatmıştınız. Onu da bence anlatın. Hani göz nasıl ortaya çıktı? Ya göz o çok tabii kompleks bir konu ama bugün bulundu. Önce deniliyordu ki işte farklı göz biçimleri vardır mesela. İşte mesela bileşik göz falan filan, kamera tipi göz falan vesaire. Fakat bunların yani var. Yani iddia şu, onu söyleyelim. Yaratıcı kreasyonistler. Bu kadar kompleks bir organizma. Evet, böyle bir şey nasıl ortaya çıkmaz? Organ ortaya çıkmaz diye. Buna ilişkin çok güzel çalışmalar var. Şimdi birbirinden çok farklı gözüken göz biçimleri bile bazı genler var. Bir tane bulunmuştu mesela PAX6 diye. Bu diğer bütün genlerin ifadesini kontrol eden bir master gen diyelim. Bunun farklı dokularda farklı zamanlarındaki ifadesiyle farklı göz biçimlerinin ortaya çıktığını biz biliyoruz mesela. Yine çok derin bir ortaklık üzerinden geliyor. Ama çok kritik bir organ olduğu için ana yapı korunmasına rağmen sonuç itibariyle onlara yine ortak bir genetik kökene biz bugün bağlayabiliyoruz. Genetik genomik anlamda yani. Yani gözün evrimsel kökenine ilişkin şey yok. Şüphe yok. Şüphe yok yani. Şüphe yok. Peki evrimsel biyoloji sosyologlarda büyük anksiyete yaratır. Şimdi aslında çok güncel ve linç edilmeye çok müsait bir konuya bağlayacağım. Örneğin cinsel yönelim konusu var. Bunu işte Harari ile de hatta konuştuk. Bana kızmışlar yine. Sosyolojide şöyle bir anlayış son 20 yıldır hakim. Evrimsel biyolojiye anıştırma yaparsanız size kızıyorlar. Yani aşırı deterministik olmaktan dolayı. Buna bir evrimsel biyolog olarak ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, şimdi sosyal meseleleri. Yok, bu fikrim benim çok açık orada. Yani sosyal meseleleri evrimsel biyolojiyle karıştırmak bir anti-entelektüel uğraş aslında bana kalırsa. Çoğu evrimsel biyolog açısından da böyle olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü şimdi evrimsel biyolojik şeyler, problemler veya hipotezler çok nettir. Şimdi odaklandığınız özelliği evrimleşebilir bir özellik olarak tanımlarken o özelliğin bir kalıtsal temelli varyasyon göstermesini beklersiniz. Temel genetik yapısı hakkında bilgi sahibi olursunuz ve o genetik yapı üzerinden o değişkenlik profilinin evrimleşmesini takip edersiniz. Ama şimdi sosyal meseleleri evrimsel biyolojiye taşıdığınızda mesela cinsel yönelimi bununla ilişkili ne bir varyasyon profili ne bir genetik altyapı hiçbir şey yok, sadece hikaye anlatıyorsunuz. O yüzden sosyal bilimcilerin kızmasında haklılık payı var. Evet ama mesela geçenlerde ofiste benzer bir tartışma yaşadık. Yani sosyal bilimciler işte Foucault'dan sonra şunu diyorlar. Bütün roller sonradan belirlenmiş, kültüreldir. Yani kadın ve erkek yoktura kadar geliyor bu şey. Kadın ve erkek kültürel olarak da vardır. Biyolojik olarak erkek ve dişi manasında da vardır. Ama cinsel yönelim manasında hani bunun toplumsal sebepleri de olabilir, bireysel sebepleri vardır daha çok. Yani bunu bir evrimsel bir çerçevede izah etmenin bence şeyi yok hani. Evrimsel biyolojik anlamda bir manası yok. Yani bunun dayanacağı bir temel yok çünkü. Bir hipotez oluşturmuyor bu. Sınırlı hipotez yapamıyorlar burada. Problem bundan kaynaklanıyor ama mesela peki, şuradan... Peki cinsel yönelim denen şey gerçekten embriyodan başlayarak mı belirlenen bir şey? Var mı bunun bir... Yok, böyle bir delil ben hatırlamıyorum. Yani eşcinsellikle vesaire ilgili genetik çalışma yapmaya kalktılar ama böyle bir genetik komponenti falan yok yani bildiğim kadarıyla. Yani öyle bir bu bahsettiğim mesela genom boyu ilişkilendirme analizlerinin şey yok. Eşcinsellikle ilgili böyle net sonuçları yok dolayısıyla. Bu işte yine belki bir takım elbette genlerin ama mutlaka o özellikle ilgili spesifik formlar olması gerekmiyor. Normal çalışan genlerin yaşamın belli bir süre içerisinde belki o bahsettiğimiz o bilişsel esneklik esnasında nöronların işte aldığı o sabit çerçeveyle belki ilişkisi vardır. Yani o paternle ilişkisi vardır. Ve bunun bir sürü bireysel tarihte de şeyi vardır. Elbette hormonal ilişkiler ilişkisi var ama fakat bu şey bir konu. Yani kadınla erkek arasındaki
Hani bu temel kromozomal değişimler falan bir yana. İşte cinsel yönelimler böyle bir sallantıda bir halde de olabilir yani. Bu ne modern yaşamda. Yani şunu demek istiyorum ben. Yani değişken olabilir. Yani değişken olabilir yani. Onu demek istiyorum. Bireyin yaşamı boyunca. Önce buna tercih deniyordu yıllar evet, önce. Tercih sonra deniyordu. Yönelim oldu. Yönelim oldu. Evet. Dolayısıyla yönelim deyince ben kelime olarak gerçekten çok objektif duyduğumda şunu anlıyorum. Bu predeterminedir. Evet bu önce yani bu böyledir hani. Ama predeterminasyonu eğer biz gen şeklinde anlıyorsak bunun şeyi yok, kanıtı yok. Yani bununla ilişkili genler bunu yapıyor diyor diyeceksek bunun bir kanıtı yok. Ha öyle mi? Evet yani. Çünkü genetik temeli yok. Harari var dedi de onun için. Genetik temeline ilişkin ben hiç şey okumadım yani. Hiç bilmiyorum yani son dönem böyle nitelikli genetik çalışmalar yani eşcinsellikle ilgili spesifik işte genetik formlar olduğunu bize göstermiyor. Dolayısıyla yani, kültürel olması. İşte bireysel kültürel yani nörofizyolojik ama o tarihe bak her şey bireysel tarihle çok yakından ilişkili bence. Her insan mutlaka üremek zorunda değil yani. Her canlıda üremiyor zaten. Bir de şey vardır. Bu sadece üremekle ilişkilenecek bir şey değildir. O kompleks bir şey bana kalırsa. Anomali değil yani. Niye anomali olsun? Ama mesela şey var. Şeye dönecek olursak mesela sosyal bilimlerle genetiğin tabiri caizse böyle çok başarılı evlilikler yaptığı olağanüstü güzel alanlar var. Öyle mi? Değil mi? Tabii. Mesela evrimsel antropoloji. Ne yapılıyor? Eskiden şöyle bir şey vardı. Tarım çıktığı bölge belli. Tarihsel olarak bildiğimiz manasıyla. Yani verimli denen bölge onun çevresi. Şimdi şu soruluyordu. Acaba Avrupa dediğimiz bölgede, coğrafi bölgede yaşayan halk tarımı bu Orta Doğulardan mı öğrendi? Yoksa kendileri gelip tekniği öğrenip mi götürdüler diye. Son yapılan çalışmalar demik difüzyon hipotezini destekliyor. Yani işte Orta Doğu'dan ve diğer bölgelerden Avrupa'ya geçişlerle tarımcıların tarımı götürdüğünü gösteriyor. Biz bunu nereden görüyoruz? Antik DNA çalışmalarından ve Orta Doğu toplumların Avrupa'daki genetik izlerinden. O genetik izlerin tarımın icat edildiği döneme çakışmasından görüyoruz mesela baktım. Bu çok güzel bir alan. Çünkü bir sürü problemi çözmüş oluyor aynı zamanda. Tarihle de ilgili. Tabii tarihle ilgili bir şey. Mesela hastalıkların seyri, salgınların seyri izlendiğinde tarihsel değişimlerle ilgili hipotezler daha bir sağlıklı hale gelmeye başladı mesela. Arkeogenetikçiler bunu da yapıyorlar. Mesela pirincin diğer ne bileyim işte tahıl çeşitlerinin vesaire evcilleşme tarihleri bize insanoğlunun hareketliliği, işte beslenme çeşitleri ne zaman geçtiği konusunda çok güzel bilgiler veriyor. Bunlar çok olağanüstü güzel alanlar mesela baktığımızda. Öbür tarafa sıkışmamak lazım. Öbür mesela. Tarafa tabii yok işte kadın erkek arasındaki statü farklarının genetik temeli var. Yok işte efendim uluslar arasındaki neyse zaten ulus zaten 200-250 senelik bir şey kavramlaştırma. İşte medeniyetler arasındaki farkların genetik temeli falan var. Bunlar çok absürt şeyler. Orada kızmakta haklılar yani şeyler. Peki son olarak Kuyama'nın teorisiydi. Posthuman kavramı yani biz teknolojik olarak yakında herhalde yani biz görür müyüz bilmiyorum ama kendimizi upgrade edebileceğiz diye bekleniyor. Yani atıyorum yüzüme bir şey takacağım belki zoom yapabileceğim. Veya işte tabii onlar mümkün yani dıştan müdahalelerle elbette. Böyle bir durumda mesela belli bir kesim daha çok yaşamaya başlayıp işte daha güçlü olup daha yani olabilir. Doğal seçilimi doğal olmayan seçilim haline getirebilirler mi? Tabii zaten o şey oluyor aslında yani organizmanın yeteneklerinden biyolojisinden bağımsız bir seçilim olmuş oluyor. Çünkü işte bu cihazlara kim sahip olacak? Bunların kontrolü kimin elinde olacak meselesi sonuçta. Bu tehlikeli değil mi? Tehlikeli tabii ki. İşte bunun için dünya düzeniyle ilgili problemimiz var. Dolayısıyla aslında moleküler biyoloji, işte evrimsel biyolojide de aynı risk var. Yani birisi, mesela bir belgesel vardı geçenlerde. Adamın bir Arap Yarımadası'nda klonlama yapıyor. Şey, ya. Çok seyretmişsinizdir belki. İzlemedim çok iyi koşan develer varmış. Arap şeyhleri o develeri evet. Klonlatıyorlar adama. Yani normalde etik sorunları olan bir durum ama yapıyor. Evet. İşte evet. Hatta bir, çok zengin bir adam kendi köpeğini klonlatmış falan filan. Yani onu nasıl kontrol ediyor evrimsel biyologlar veya moleküler biyoloji? Veya? Kontrol eden bir kurum var mı ya da otorite var mı? Yani tabii şey var. O her o çalışmanın yapıldığı bölgeyle, ülkeyle ilgili şey etik kurallara, etik kodlara bağlı olması gerekir yani. Ama bu durdurulamaz bunu biliyoruz. Durdurulamaz tabii canım durdurulamaz. Ama şimdi şey var. Şimdi hızlı koşan devenin peşinde aklı. Yani ne bileyim ya mesafeyi kat etmek için başka bir şeye yatırım yapsa daha iyi olmaz mıydı yani? O demek istiyorum tamam. İşte yani insan kendi yaşam biçimine sıkı sıkıya bağlı değişikliği de oradan görüyor. Evet. Ama bu normal bir şey yani bu. Normal bir şey. Peki korkutucu bir gelecek olur mu bu? Yani dünya biraz şey haline gelirse olur. Zaten geldiği de böyle bir tek düze bir yer haline gelirse, çeşitlilik ortadan kalkarsa her manasıyla olur tabii ki. Yani çünkü tek düzelik aynı zamanda şey yoğun kontrol anlamına geliyor. Türkiye'de biyoloji eğitimi yani
ortaokul, ilkokul düzeyinde çok mu kötü? Çok kötü. Ben çünkü hiç hatırlamıyorum. Çok kötü. Çok kötü. Zaten şey, böyle sentetik bir biyoloji eğitimi verilmiyor. Bu sentetik biyoloji eğitiminin temelinde evrim olması lazım. Evrimsel biyoloji bilgisi olması lazım. Genel şu anda evrim Türkiye'de müfredatta yok. Yok. Yani ne oluyor? Mesela... Kendi kendine. Tabii böyle dağınık bilgiler, dağınık bilgiler veriliyor böyle. Oradan siz artık hani Allah ne verirse yani oradan çıkaracaksınız bir şeyler. Dolayısıyla dağınık bilgiler çok komik bir durum, acınası bir durum yani. Peki biyoloji camiası bu konuda bir şey yapmayı düşünmüyor mu? Ya biyoloji camiası çok hareketli bir camia değil Türkiye'de. Bu konu söz konusu olduğunda da öyle söyleyeyim. Böyle çok kolay mobilize olan bir camia değil. Biz bundan 6 sene kadar önce Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği var Türkiye'de. Biz bu derneğin üyeleri olarak müfredat komisyonuyla işte talim terbiyeyle bir toplantı yapmıştık. Antalya'da bizi çağırdılar. 5-6 saatlik bir toplantı yaptık. Bazı kavramları, terimleri sokmayı kabul ettiler. Ve hatta o toplantıda o zamanki talim terbiye başkanına ben dedim ki bakın dedim bu evrim karşıtlığı Türkiye'ye ithal. Tamam mı? Evangelist akımların şeyi, fikri çerçevesi ve bir yandan da bu hani böyle tipolojik algıyı da körükleyen bir şey. Bu adamların perspektifi yani dünyanın bu köşesini aşağılayarak bakıyor. Siz bunu ise şey pohpohluyorsunuz yani bu bakışı. Bu tersiyim dedim ben. Konuştuk vesaire işte. Ve tabii öbür taraftan vulgar evrimciliği de eleştirdik. İki alanın birbirine karışmaması. Alan evrimcilik şu yani her şeye evrimi sokmak. Ha, bilip bilmeden. Evet bilip bilmeden. Bir de şey yani işte mesela inanç karşısına da evrimi getirmek. Getirmeye gerek yok ki. İnanca bir yerden bakacaksanız hani entelektüel manada konuşurken konuşmanın başlamanın kaynakları var zaten yani. Dolayısıyla bunun da etkileri fakat büyük oranda 1985'te. ANAP. Evet. O dönemde. Benim ANAP'lı olduğumu iddia ediyorlar ama hiç alakası yok arkadaşlar. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Creation Institute var Amerika'da. Orayı arıyor. Bu Creation Institute ne kadar böyle kafadan kırık şey varsa, yaratılışçı varsa... Amerikalı standart kilisenin de hiç sevmediği tipler bunlar. Evangelistler. Hı hı. Bunların abuk sabuk kitapları var. Bunları Türkçe'ye çevirtmek için önce kongreye çağırıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Sonra bunlar birkaç konferans verdikten sonra 60'ların ortasında yazdıkları yaratılış modeli diye abuk sabuk bir kitap vardır. İki tane şey. Biri güya paleontolog, biri güya biyokimyacı. İki tane şey akıl yoksunu Amerikalının öyle söyleyeyim ben. Bir şey Morris ve Duane Gish diye. Türkiye'de Adnan Oktar ve takipçileri tarafından desteklenmekteydi. <Evet. gülüyor> Ve bu 30 bin tane bastırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bastırılıp ve her tarafa öğretmenlere dağıtılıyor. Şimdi 40 sene geçti. 40 sene içerisinde biyoloji öğretmenlerinin, öğrencilerin halini düşünün yani. Öyle o kanaldan yetişen ister istemez. Dolayısıyla şey, öncesinde yok biliyor musunuz yani? Hangi hükümet dönemi olursa olsun kimse yani evrimle inancı karşı karşıya getirmiyor yani. Peki hocam son soru gerçekten. Hı hı. Bir adam var. Biri mesela Mars'a gitmeye çalışıyor. Hı. Öbürü anal seks yapmak için örgüt kuruyor. Yani gerçekten bu iki insan nasıl aynı yerden gelmiş olabilir? Yani işte çeşitlilik. Tamam mı? Yani acayip bir çeşitlilik var baktığınızda yani. Dolayısıyla hani bunu her yerde görebilirsiniz zaten. Öbürü belki kendi iş dünyasında daha mutludur yani. Çünkü daha somut, daha pratik bir hedefi vardır. Diğeri ise Mars'a gideceğim diye. Tamam mı? Yırtınıyordur böyle yani. Sürekli düşünce dünyasında kalıyordur. Çok teşekkür ederiz. Harika bir sohbetti. Daha çok konuşacak şey var ama süremiz az. Sizden var mı arkadaşlar? Bir şey sormak istedim. Ya geçen şöyle bir haber gördüm. İnsanlar 150 yaşına kadar çalışabilecekmiş yakın zamanda. Ya yani insan ömrünün uzamasıyla ilgili. Ayıp değil mi? 150 yaşına kadar bir ağaç gölgesinde oturup kitap okuyup müzik. Tamam da yani 150 yaşına kadar niye çalışıyoruz ya? Ya herhalde şeyi sormak istedim. Yakın zamanda mümkün mü? Yaşam uzuyor mu? Uzuyor değil mi? Ya tabii ama böyle hani 150'ye falan çıkması bunlar çok daha zor işler. Çünkü siz ne kadar zorlarsanız zorlayın aşağı yukarı ortalama olarak her türün bir optimal bir değer etrafında evrimleşmiş mesela ömür uzunluğu vardır. Ya belli bir noktada. Evet. Yani 150 yaşına kadar getirmeye çalıştığınızda bir şekilde zaten sistemler çığırından çıktığı için yani yaşlanma arkasından bir sürü sistem zaten. Terse çevirmek yani. Mümkün olamaz mı? Yaşlanmayı. Anti-aging diyorlar ya. Yani çok çok zor. Yüzlerce gen var. On binlerce şey var. Genetik varyant var o genlerle ilişkili. Çevreyle çok alakası var. Yani geriye çevirmek... Ama son 200 yıla baktığımız zaman ciddi şekilde uzadı ya. Yani... Tabii ama işte beslenme, sağlık hizmetlerine ulaşma bunlar da çok değişti. Şimdi iyi bir beslenme, iyi bir egzersiz gerçekten de biyolojik yaşınızı çok aşağı çekiyor. Siz hani biyolojik yaşınız diyelim ki 60 ama siz böyle sürekli egzersizle, hı hı, iyi beslenmeyle veya stresten korunarak geliyorsanız değerleriniz hep mesela 35 yaşı gösteriyor.
Yani bu manada yani bir yere geriye kadar çekmek mümkün tabii. Bir yere kadar. Öleceğim. Ha? Ha yok. İlla ki öleceğim. Tabii. Ölmekten kaçış yok yani. Bu bize kaderimizin bir oyunu yani. Bir takım insanlar ölmeyebilir belki. Belki de yani. Evet. Yani şey transferle falan. Sen bir şey soracaktın. Evet, ben şey saçma bir soru olabilir. Mutlusun canım. Şey Kubrick'in 2001 filminde bir sahne vardı ya. İşte Neandertaller işte elin bir sopa alıyordu ve bu sopada işte vuruyordu. Aslında diğer canlılarda görmediğimiz bir şey hani iki el ve iki kullanım. Ayak tabii, üstünde durumumuz. Bunlar tabii. Hani iki elimizin olması işte bir şeyleri bir şey. Tabii bunun avantaj olduğu artık biliniyor, söyleniyor. Normalde beyin hacmi üzerinden gidilirdi ya. Hı hı. Ama beyin gelişiminde sadece işte kafatası büyüklüğünün artması falan değil, bu elleri kullanmaya başlamanın işte alet yapımının çok etkisi olduğunu. Yani biraz el koordinasyon becerisi artar, o beceriyi kullandıkça ve beyin gelişimi de arttıkça ikisi birbirini destekliyor bunların. Yani salt böyle beyin hacmi artışı üzerinden bilişe bakılmıyor artık yani. O beyin hacminin ani artışını et yemeye bağlayanlar vardı. O teori eski değil yani mi? Yani o bilmiyorum, o birazcık tabii şey bana tuhaf geliyor da ama mesela türümüzün böyle daha eski tarihine baktığımızda şeyi görüyoruz. Bu Rift Vadisi'nde Afrika'da Homo erectus'un yaşadığı dönemlerde, öyle söyleyeyim ben. Bunlar küçük gruplar içerisinde ama büyük iklimsel değişimlerle bitki örtüsü değişiyor ve mesela büyük göller küçük göl parçalarına ayrılıyor. İnsanlar da o çevrelerde yaşamaya başladıkça ve o parçalanma genomik manada bir yerleşim anlamında parçalanmaya da yol açtığı için sonuçta o tür bir habitat ortam değişiminin beyin büyüklüğünü artırdığı söyleniyor çok hızlı bir şekilde. Ama onun işte atasal bir şeyi var. Hı hı. Kökeni ve hızlanması söz konusu. Bu yaygın bir hipotez ama dediğim gibi fakat o elleri kullanmak, o koordinasyon yani bilişsel gelişimde çok önemli. Çok önemli yani sadece iş yani salt izole bir şekilde beyinle bitmiyor. Bir yani. De elleri olup ellerini kullanamayanlar da. Kullanamayanlar da. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür harikaydı. Ederim. Hocamızın kitaplarını okuyun. Biyoloji herkese lazım. Türlerin kökeni hocamızın kitabı değil ama çevrildiği kitap. Benim için çok keyifli sohbetti. Ve evrim, bilim ve tarih. Hocamızı türlü saçma sorularla sıkıştırmaya çalıştık ama aslında ilginç bir şey söylediniz bugün. Ben de şaşırdım. Mesela Nazım da bizde hep şeye inanır. Bir takım insanların daha yetenekli olduğuna. Değil mi? İşte tabii ki diyor hala yani. Adam yok diyor bir saat. Hayır çok şu manada yetenekli. Bir takım insanlar işte kendi bireysel tarihleri uyarınca karşılaştırma olarak yani hangi standart oluyor? Aslında şunu dediniz. Doğuştan bir engel yok önümüzde. Kendi tabii doğuştan var. Tabii doğuştan salt bir engel yok yani. İşte siz de söylediniz ya yani ailede görülmeyen bir özelliğe sahip bireyler çıkıyor. Ne bileyim işte çok iyi. İşte eğer yani genetik iki kardeş olsaydı, oluyor biri evet, oluyor. Aynen işte böyle bir yüksek genetik bir bileşen olsaydı biz mutlaka ailede bunu görürdük bir şekilde. Veya o iğne olarak satılırdı Johnson & Johnson tarafından. Evet satılırdı aynen. Gerçi onu konuşamadık ama ilaç sektöründe de büyük gelişmeler var. O mRNA aşıları bilmem ne aslında onlar da sizin alanınıza giriyor mu? Onlar da evrimsel biyoloji bilgisi kullanılarak yapılan şeyler. Yani aşı teknolojisi öyle. Tamamen evrim teknolojisi. Onu sorayım. Öyle. Bana aşı oldum diye ve aşı taraftarıyım diye çok laf ettiler. Aşıda bir dümen olma ihtimali var mıydı? Hiç sanmıyorum. Sizde oldum. Çünkü tabii ben aşı oldum. Aşı oldum. 3 aşı birden oldum. Ben de. Sonuçta şey onlar çok titiz bilimsel çalışmalar ortaya çıkarılıyor. Tamam bazı basamakları çok hızlı geçişirdiler. Çünkü mecbur pandemi olur. Çok hızlı yayılıyordu. Dolayısıyla hani aşı karşıtı olmanın bir manası yok. Temel itibariyle tamam şeyi biliyoruz piyasayı yani biliyoruz yani işte işin ucunda para var. Big Pharma. Para var ama bunları tamamen şeye bağlamak da anlamsız. Çünkü bu salgın öyle bir şey ki bütün toplumları etkilediği için ipi ellerinde tutanın da tehlike kendi toplum altında. Açısından büyük risk oluşturuyor. Dolayısıyla bu aşı karşılığı bence şey saçma. Zırva. Saçma. Evet çok teşekkür ederiz. Aydaki Adam devam edecek. Biyolojiyi öğrenen biyoloji herkese gerekli. Görüşmek üzere.